Dostlarım bir sorun var. Bir sorun olduğunu ben umut ediyorum. Çünkü şu anda Intel'in yeni piyasaya çıkartmış olduğu Ultra 200 serisi işlemcilerin incelemesini sizlere göstereceğim. Render performansı çok iyi. Ama oyun performansına geldiğimiz zaman benim için tarihin en kötü oyun performansını veren işlemcileri biraz sonra bakacaksınız arkadaşlar. Ama burada benim umut ettiğim şey bu bir yazılım sorunu olsun. Çünkü gerçekten işlemcinin oyun performansı oldukça düşük. Özellikle Ultra 9 serisindeki Ultra 9 285K'nın oyun performansını biraz sonra göreceksiniz. Gerçekten de ben şaşkınlıkla testleri gerçekleştirdim. En son BIOS sürümünü kullandım. Intel'in, Asus ekibinin tavsiye etmiş olduğu yazılım ayarlarını yaptım. Umarım bir sorun vardır. Umarım testleri bir daha yapmamız gerekiyordur. Çünkü bu ne abicim? Dostlar Ultra 200 serisi Intel'in 14. nesil işlemci ailesinin üzerine yeni gelmiş olduğu yeni nesil işlemci ailesi. Ultra 200, 300, 400, 500 diye artık bundan sonra gidecek. Ve elimizdeki işlemcilere baktığımız zaman Ultra 5 245K işlemcimiz var. Ultra 7 265K işlemcimiz var. Ve Intel 14900K'nın yerine gelen yeni nesilde Ultra 9 285K işlemcimiz bulunuyor. Bizim burada odak noktamız 285K olacak. Siz zaten diğer işlemcilere de göz ucuyla şöyle bir bakarsınız arkadaşlar. Ama burada asıl noktaya geldiğimiz zamansa işlemcilerin çekirdek yapısı şu, bu, o falan filan bunları konuşmaya gerek yok. Çünkü bu işlemcileri alıp evimizde tekrardan üretmeyeceğiz. Veya bunların teknik özelliğini okuduğumuz zaman bir şey değişmeyecek. Biz burada ne yapalım? İşlemcilerin direkt olarak performansına bakalım. Gelin hızlı bir şekilde render performansıyla başlayalım. Çünkü oyun performansına şok olacaksınız. Bir kere elimizde Cinebench R24 yani 2024 isimli yazılımımız var. Yazılıma baktığımız takdirde arkadaşlar render aldığımız zaman çok net bir şekilde 285K'nın bütün rakiplerinin render performansında geçebildiğini görüyorsunuz. Oradan çıkıyorum TimeSpy Extreme'e geldiğim zamansa yine CPU skorunu baz alıyorum. Ve CPU skorunu baz aldığım takdirde yine 285K'nın çok yüksek bir performans sergilediğini görebiliyorsunuz. Geekbench 6'ya geldiğimiz zaman da yine çoklu çekirdek performansı tarafında 285K'nın lider olduğunu görebiliyorsunuz. Render anlamında alabileceğiniz en güçlü işlemcileri Intel yapmış. Buraya kadar her şey okey. Ama diyorum ya tekli çekirdek performansına bakıyorum oldukça yüksek. Çoklu çekirdek performansına bakıyorum oldukça yüksek. Oyun performansına geldiğimiz zamansa işlemcilerin oyun performansı çok kötü. Burada garip olan nokta ise hem Intel'in hem de Asus'un tavsiye etmiş olduğu yazılım ayarlarını yapmama rağmen en son sürüm BIOS'u kullanıyorum, en son sürüm yazılımı kullanıyorum, en son sürüm ayarları yapıyorum. Herhangi bir farklılık olmadı ama ben şuna eminim ki bence yeni gelecek Windows güncellemeleri, yeni gelecek BIOS'larla birlikte bu işlemcinin oyun performansı bence çok ciddi şekilde artacak veya ben bu şekilde umut ediyorum. Çünkü Tomb Raider testi yaptığım takdirde arkadaşlar bakın 285K 268 FPS almış. 7800X 3D 339 FPS almış. Bu devasa bir fark. Ve 14900K arasındaki fark da devasa. Yani burada Intel ne yaptı, ne yapmaya çalıştı veya bu nasıl bir lansman hazırlığı? Geçiyorum. Bannerlord'a geldiğim takdirde ise Bannerlord'da nispeten 7800X 3D'yi yakalıyor. 285K isimli işlemcimiz. God of War'a geldiğimiz zamansa God of War'da yine 7800X 3D'nin çok rahat bir şekilde geçebildiğini görüyoruz. Burada bakın 9950X'i de konuşmuyorum ama 9950X'e çok bariz bir şekilde üstün bu işlemciden. Cyberpunk 2077'ye geldiğimiz zamansa arkadaşlar 163 FPS almış 285K. 7800X 3D 208 FPS veriyor. Warzone'a geldiğimiz zaman 224 FPS almış 285K. Ve 9950X'in 7800X 3D işlemcinin performansını görebiliyorsunuz. Yine burada 14900K'nın da performansını görebiliyorsunuz. Çok acayip. Callisto protokole geldiğimiz zaman ise 197 FPS almış 285K. 7800X 3D işlemci ise 252 FPS almış. Burada bir şey dikkatinizi çekti mi? Ultra 5 ile Ultra 7 ile Ultra 9 arasındaki performans farkları çok az. Yani bu işlemcinin oyun performansları rakiplerine kıyasladığımız takdirde kendi aralarında çok fazla değil. Yani oyun tarafında bir hazırsızlık var. Hazırlıksızlık. Oyun tarafına çok çalışmamışlar. Bunu söyleyebilirim. Ben umut ediyorum ki burada bir yazılım problemi vardır. Testlerde bütün şartlar aynı olsun diye kutu içeriğinden gelen yani inceleme kitinden gelen 8400 MHz RAM'i kullanmadım. 6400 MHz CL32 RAM'leri kullandım. Ama daha sonrasında 285K'ya hem 6400 MHz RAM'le bir test gerçekleştirdim hem de 8400 MHz RAM'le bir test gerçekleştirdim. Ve bunun akabinde ise Tomb Raider'da 6400 MHz'lik performans
268 FPS'ten 8400 MHz'lik performans 272 FPS'e geçti. Çıktı. Yani aradaki performans farkı, yani RAM'i 2 GHz yukarı çıkardık. Performans farkı yok denecek kadar azdı arkadaşlar. Sıcaklık ve güç tüketimine geldiğimiz takdirde şöyle bir şey ortaya çıkıyor arkadaşlar. Gerçekten de Intel güç tüketimini çok düşürmüş. Ve 237 Watt'ı görmüş ve 74 dereceye çıkmış. Bir şey söylemeden geçemeyeceğim. Test sırasında aslında bizim ana konumuz burada Asus ROG Maximus Z890 Hero anakart ama test sırasında kullanmış olduğum ROG Region 3 360 ARGB Extreme sıvı soğutmayı kullandım ve mükemmel keyif aldım. Asus'un çıkartmış olduğu piyasanın en tepe sıvı soğutmalarından bir tanesi. Sıcaklıkları görüyorsunuz. 237 wattlık bir tüketimde dahi arkadaşlar render aşamasında ben bu sıvı soğutmayla 74 derece maksimum sıcaklığı görebildim. Sıcaklık tarafında mükemmel sonuçlar verdi. Asus'un en tepe ürünlerinden bir tanesi. Aslında en tepe sıvı soğutması. Burada kendi LCD bir ekranı bulunuyor. Manyetik fanlarla geliyor. Ezetek marka pompaya sahip ve yeni Intel soket tipini de destekliyor. Ha şunu da söyleyelim arkadaşlar. Evet bu işlemcilerde Intel yine soket değiştirdi. Bir şey söyleyeyim mi? Çok saçma ya. Anakart tarafında da arkadaşlar Asus ROG Maximus Z890 Hero anakartı kullandık. Zaten bu anakart hakkında konuşmaya çok fazla gerek yok. Buradaki MOSFET soğutucularını görüyorsunuz. En çok hoşuma giden nokta ise M.2 SSD portlarını, daha doğrusu soğutucu bloklarını şu şekilde tak kilitli bir mekanizma yapmışlar. Hop çıkartabiliyorsunuz. Burada toplamda 6 tane M.2 yuvası bulunuyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane M.2 yuvası bulunuyor. 2 tane ekran kartı girişimiz var burada. Bunlar PCI Express Gen 5 destekliyor. Yine burada RAM girişlerini görebiliyorsunuz. En tepedeki ekran kartı yuvası PCI Express Gen 5 destekliyor. Arkada pasif bir soğutma bloğumuz var. Wi-Fi 7 desteğiyle geliyor. Burada 2 tane Ethernet girişi var. Bir tanesi 5 GB, bir tanesi ise 2.5 GB'lik bir giriş. Totale geldiğimiz zaman zaten Asus ROG Maximus Hero anakart Asus tarafında Intel için alabileceğiniz en üst segment anakartlardan bir tanesi. Bir diğer nokta ise yeni Intel işlemcilerde AI performansı da bulunuyor. Yani NPU özelliği de bulunuyor. NPU çekirdekleri de bulunuyor ama NPU performansı o kadar düşük ki arkadaşlar bu konu üzerine fazla durmaya gerek yok. Yani NPU performansı, yapay zeka performansı bu işlemcilerin düşük ama var mı? Var günün sonunda. Yani burada söyleyebileceğim şey şu. Eğer bir render işlemcisi alacaksanız 285K alabileceğiniz şu anlık, bakın şu anlık, şu anlık alabileceğiniz son kullanıcının masaüstü bilgisayarında kullanabileceği en güçlü render işlemcilerinden bir tanesini üretmiş. Ve bunu yaparken de Intel arkadaşlar çok gerçekten de 237 wattlık bir tüketimi ve 74 derecelik bir sıcaklıkla 14. nesile oranla çok ciddi bir iyileştirme yapmış. Ama oyun performansına geldiğimiz takdirde yine söylüyorum burası bana mantıksız geliyor. Bir yazılım hatası olduğunu ben umut ediyorum. Çünkü oyun performansı anlamında tek kelimeyle şunu söyleyebilirim: berbat. Yorumlarda konuşalım.